Şu anda Afyon'da Mevlevihane Camii'ndeyiz. Afyon'da Mevlevihane Camisi'nin avlusundayız hala. Burası Çilehane bölümü. Çile odaları var burada. O odaların isimleri de var. Postnişin, Hücrenişin gibi. Ama ben tam olarak bu isimlere vakıf değilim. O yüzden camiye dönüyorum. Evet. Caminin avlusunun ortasında burada bir şadırvan var. Avlu gayet geniş. Kaleden bakıldığında bir yeşil bölge olarak çok belirgindi burası. Bir burası, bir de Gedik Ahmet Paşa Camisi. Evet. Burası avlu. Avluya da 3 kapıdan giriş var. Bir bu kapı, bir yukarıdaki kapı. Bir de az önce bizim girdiğimiz aşağıdaki kapı olmak üzere 3 kapıdan giriş var. Şimdi Mevlevihane Camisi'nin içine doğru ilerliyoruz. Namık Kemal'in annesi Fatıma Zehra Hanım'ın kabri de mi var burada? Evet. Neyse, caminin içine geldik. Caminin içi daha önce hiç görmediğimiz üçgenlerin birleşimiyle oluşmuş kubbelerden ibaret. Dört tane üçgen birleşmiş. Camisinin içinde türbeler bölümü var. Bu türbelerde semahanenin içinde doğu duvarı önde yer almaktadır. Burası aynı zamanda semahaneymiş. Semahanenin doğu duvarı önü diyor. Bu kızında postnişin ve aile efradına ait 12 sanduka yer almaktaymış. Biz şu anda 5 tanesini görüyoruz. Duvarın arkasından göremedik. Semah alanıymış. Müzik.
Kosniş ve aile efradına ait sandıklar bunlarmış. Semahhane'nin doğusundaki duvarın dibindeler.